darbe olmayınca polis ne diyecek? Siktir git, sen kimsin diyecek. Bir tane simit tezgahını 5 tane adam, bir adam 5 tane simit tezgahı almış çalıştırıyor. 10 liram var, 10 liram. Ama ekonomi iyi. Ekonomi gayet iyi. Ekonomi iyi diyen gerçekten ahmaktır. Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Ben Mehmet Koyuncu. Sevgili dostlar, bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımızı soracağız. Dilerseniz videomuza geçelim ama önce kanalımıza korkmadan abone olabilirsiniz. Nasıl geçim abi? Geçim gayet güzel. Çalışıyoruz. Her şey yolunda mı? Senin için mi geçer? Her şey değil. Birkaç kişi için yolunda. Sen yani iyi misin? Ben iyiyim Allah'a şükür. Kolu komşuda durumlar nasıl? Kolu komşuda da iyi. Adam benim üstümdeki 10 sene oldu ben binaya taşınalı. 500 lira kirayla taşındım Ümraniye'ye. Üstündeki komşu dübleks dairesinin borcunu ödedi. Bir araba aldı. Dur oraya da girme. Komşuyu dillendirmeyelim. Bir dakika ben... Asgari ücretli nasıl geçiniyordur sence? Gayet güzel geçinebilir. 4-4'lük. 4-2. Evet. Peki bu zamlardan niye şikayet ediyorlar o zaman? Zamlardan şikayet etmiyorlar. Neden şikayet ediyorlar biliyor musunuz? Şimdi 1 liralık malı %40 ticaret kaçtır? %30 Türkiye'de %30 %40. Bir kaydı yok canım, serbest. İsterse iki katına satar. Olmaz. Kesinlikle serbest piyasa abi, rekabet. İsterse 300'e serbest satar. Ben bir... Yok, kime ne? O zaman maliyeyi kapatsınlar, o zaman zabıtayı kapatsınlar. Onlar vergisini niye verdikten sonra ne fark ediyor abi? Kardeşim bak şimdi serbest piyasa diye sen şimdi üstündeki montu 100 liraya aldın. 300 liraya satma şansına sahip değilsin ki. İsterse 1000'e satar, alıcısı satamaz, varsa. Satamaz. Alıcısı varsa niye satmasın satamaz, abi? Satamaz, satamaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti, vergisi var. Tamam. Faturası var. Evet. Denetlemesi var. Tamam. Burada maliye çalışırsa, zabıta çalışırsa bunu 1 liraya aldıysa 300 liraya satamaz. Mesela şöyle örnek vereyim sana. Burada lahmacunu 10 liraya yiyorsun. Misal. Evet. Adam Bodrum'da 150 liraya satıyor. İstisnalar kaideyi bozmaz. O onun görüşü. O onun görüşü. Var mı yok mu? Bırak ben şimdi. Ben burada lahmacunu... İstisna bana ne ya, o adam yer. O adam... Ama satıyor ki yiyor. O adam satmıyor. O adam reklam yapıyor. Onun bir tane satar, 3 tane satar. Sen ben yiyebiliyor muyuz orada 150 lira? Yiyemeyiz canım. O zaman niye onu bana baz alıyorsun? Şuradaki lahmacuncuyu baz alsana. Kaç para cebinde para var? Ne kadara çalışıyorsun bu televizyonda sen? 200 vardır cebinde. Çok bir şey. Bitti. Aynı sen bizim derdimizi şey. Öbürlerini şey. Şuradaki vatandaşın derdini konuşalım. Başka bir hikaye anlatıyordun da o yüzden onu yanlış olmaz. Yok. Sen anlatıyordun o yüzden. Ben 77'de geldim Kadıköy iskelesine. Geçim nasıl geçim? Bu zamlar niye etkilemiyor? Zamlar beni etkilemiyor. Niye? Seni de etkilemez. Nasıl etkilemez? Yağ olmuş 110 lira. Ne? Yağ 110 lira oldu. İndirimli hali bir de. Yağ indirimli hali. Ben yağ tüketen insanım. Günde bir tenike yağ. Bir teneke. Evet. Ne yapıyorsun abi? Biliyor musun? Patsoburger'in Kadıköy şubesiyim. Tamam, çok güzel. Ben Kadıköy şubesinin... Seni nasıl etkilemez? Patsoburger'in Kadıköy şubesiyken yağ 198'di. Evet. Kira 8 milyardı. Mal sahibi 10 lira istedi. Borçlarımı o zaman 3 kira ödeyemediğim zaman yağ oldu 350 lira. Ben niye ödeyemeyesin? Seni etkilememiş ki. Etkilemedi tabii ama kim etkiledi beni? Senin gibi Ahmet gibi fikirleri çok büyük olup da kira 8 lirayken %40 zam yapan mal sahibi etkiledi beni. Yapamaz ki, kanun yaptı, var. Demin kanun yoktu, ne oldu? Şimdi kanun diyor. Şimdi kanun başka, bu kanun başka. Niye batır, çuvaldızı bana batırıyor şimdi. Hayır, öyle bir dünya yok. Abi, onun kanunu başka, bunun kanunu ağzına başka. Ağzına çıkan kanun, adam Kral Faruk'un oğlu. Beşiktaş'ta kim biliyor musun? Mehmet Ali Brandt'ın dayısı. Evet. Mehmet Ali Mustıbaş. Trilyonları var. Ne demek? Çok şey var ki de. Ben iki tane kız okuyordum. Ben ülkede kanun yok benden mu? Benden 12 liraya aldı. Kanun var tabii ya. Ama kanunlar uyuyor. Senin benim gibi oy kullanan vatandaş Bulgaristan'daki Romanya gibi oyunu geldiği zaman iktidara Ahmet Mehmet, Tayyip Erdoğan meselesi değil. CHP olsun, MHP olsun, ben 57 yaşındayım. Ben kime oy verdim? Abi boş ver kime oy verdim. Bir dakika, ben kime oy verdim? Ecevit'e de verdim, Demirel'e de verdim. Bunun zaman pahalılık yok muydu 78'de? Vardı. 85'de yok muydu? Vardı. 95'de tanıdık. İyi Parti o zaman İçişleri Bakanı'ydı. İyi Parti şimdi diyorsunuz ki yok PKK var, yok bilmem ne var. Belediye şu kadar iş çaldı. Sen onun reklamını yapıyordun. Ben gördüm biraz önce. Evet. Ben de diyorum ki sana. İmamoğlu siyasi amaçlı oraya adam aldıysa beni niye almadı? Halk ekmek dağıtıldı. Kime verildi? Sordun mu? Bedava dağıtmadılar. Hayır, halk ekmek büfesi dağıtıldı. Bilmiyorum abi. Niye araştırmadınız? Televizyoncusunuz. Devlet var ya, araştırsın. İçişleri Bakanı ne yapıyor? İçişleri Bakanı belediyenin gelip de halk ekmek kime verdiğini araştırmaz. Bak, terörist kovalıyor ya şimdi. Ama biraz önce diyoruz ki terörist kovalamıyor. Hayır, sadece yanlış
Milleti vatandaş olamıyorsa daha kötü. Yanlış bilgilendiriyorsunuz. Olaması gerekiyor. Bak, ne diyor biliyor musun? Sakin ol. Ödemelerle ilgili, çektiği kredilerle ilgili yanlış işlemden dolayı İçişleri Bakanlığı müfettiş göndermiş. Şimdi bunu o siyasa... İçişleri Bakanlığı'nın bakacağı bir şey değil ki. Maliye bakar ona. Maliye bakmaz. Abi ekonomiye niye İçişleri bakmaz. Tamam, yolsuzluğa sana... kim bakar? Ya tamam, darp olursa... Masak bakar, Masak. Hah, Masak. Kime bağlı? İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Ben şimdi sana yumruk vursam polis gelir. Sen de darp olmayınca polis ne diyecek? Siktir git, sen kimsin diyecek. Sana, sen de bu şey yok ki. Git karakola. Bakırköy'e düştüm, Erenköy'e düştüm. Ben İmdat Şahin'im. Ben iki tane de dokuzum. Ruh ve sinir hastalıkları. Evet, orada yatmış adamım ben. Ben. O zaman kanun yok muydu? 2001-2002'de. Bu kanun size bana lazım değildi. Şunu dağılmadı. Merak. Abi bir sakin ol. Bir dakika, bir dakika. Hani FETÖ vardı ya FETÖ. Evet. İşte o zaman ispat edemiyorduk. Evet. Şimdi FETÖ ne oldu? İspat edemeyeceksin ya. İspat edemedik, gittim ben. İçişleri Bakanlığı'na gittim. Genelkurmay'a gittim. Millet Meclisi'ne gittim. Ne zaman? 2005-2008. Benim eşim hapse kapatıldı. FETÖ'nün elindeydi, uzman çavuşla askeri lojmanda yakalandı. O zaman kanun neredeydi? Ben karıyı kestim adliyede, neredeydiniz? Televizyonlar yayınlamadı, Cevizoğlu bilmem ne. Peki abi, çok dağıldık, çok teşekkür ederim. Abi kurban olayım. Yayınla, namusun üzerine, şerefin üzerine. Yemin et yayınla. Vallahi yayınla. İmdaşlar, Üsküdar Meydanı'nda 3 tane büfem vardı benim. Şimdi kaç param var biliyor musun? 10 liram var, 10 liram. Ama ekonomi iyi. Ekonomi gayet iyi. Salaklığı yüzünden. Benim abim kumar oynadı. Ekonomi ne? Senin için ekonomi değil. Sen mali değil. Sen televizyoncu. Sen film bilim şeydi. Herkes bir mikrofon almış. Aynen. Niye Fatih'e gitmiyorsunuz? Niye Kadıköy'e gitmiyorsunuz? Diyoruz ya. Bir tane simit tezgahını 5 tane adam, bir adam 5 tane simit tezgahı almış çalıştırıyor. 5 tane. Şuradaki büfelerin kirası 15 lira. İmamoğlu yıksın onları. Yenisine versin ya hale. Kaça vermişler biliyor musun? Kaça abi? 35 milyar. Evdeki yan adam, yatan adam, şuradaki adam. 35 milyar, 20 milyar cebe atıyor. Nerede senin maliye, senin nerede belediye? Bugün orada ya sahilde çay bahçesi yıkıldı. Çay bahçesi yıkıldı, gördün mü sahili? Git araba, git biraz önce bak. Ben misafirim Antalya'dan. Hayır, orayı bir çek şimdi, gel davet edeyim seni, gidelim. Şurada sahilde. Orada kimin de onun çay bahçeleri biliyor musun? İşte devlet içinde devlet olup da yalakaların partide. Ben partiye meclis yedim, 2 tane oy çıktı bana. Niye? AK Parti bu. AK Parti'deydim. Şu bana bir tane çöp vermedi AK Parti. Evet. Parti meselesi değil. Üzüldün mü bu duruma? Ne üzüleceğim ya? Ne bileyim, öyle söyle. Hayır, üzülmem. İstanbul yansa benim bir tutam otum yap. İki tane çocuk otmuş üniversite. Birisi bölge şehir planlama 7,5 milyar maaş alıyor, birisi 5 milyar. Çok teşekkür ederim. Ben neyin ediyorum. Peşindeyim biliyor musun? Son sözünü alayım. Geri ahlakla ileri hukuk olmaz. Ekonominin ekonomisi diye bir kitap var. Alsın okusun. Kimin abi bu? Özal'ın. Özal'ın. Evet. Tamam. Çünkü niye biliyor musun? Bu kanun, bu şimdi yeni çıkan kanunlar 20 sene önce bana akıl hastanesinde yazdırdılar. Özel belge, sahtecilik, kan malı zarar. Cumhuriyet Lisesi. El altından kantinlerde neler dönüyor? Senin benim çoluğun çocuğun hakkını. Üniversitede öğrenciler patsu yiyor patates. Kaça maliyeti biliyor musun? 6 lira. Kaça veriyor? 27 liraya. Ne oluyor? Adamlar veriyor. İhale kanunları değiştirsin. Meclisten kanun geçsin ki biz de diyelim ki vatandaş. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Merhabalar. Ne diyorsun abi, ekonomi beni etkilemiyor, her şey çok güzel dedi. Onu ben gerçi onun hakkında bir şey demeyeyim de ben kendi hakkımda bir eleştiri yapayım. Şu an ekonomi iyi diyen gerçekten ahmaktır. Yani bunu herkes üzerine alınabilir. İyi diyenler de alınabilir. Dolar 18 lira oldu, 12 liraya düşürdü. Herkes halay çekti. Aslında halay çekilmemesi lazım. Buna da tepki edilmesi lazım. Çünkü 12 lirada halen zamlar aynı yerinde duruyor. Hiçbir indirim yapılmadı. Bugün ne bir araba alabiliyoruz, ne evimize bir şey getirebiliyoruz. Asgari ücret de yükselmedi. Asgari ücret daha da düştü. Çünkü asgari ücreti de dolar üzerinden hesaplamamız lazım. Bugün bizim Türkiye'de fabrikalarda yapılan hiçbir şey yok. Bizim ihracat ya da ithalatla ilgili hiçbir şeyimiz yok. Biz sadece dışarıdan alıyoruz. Eğer bunları kendimiz yapmış olsaydık şu an ekonomi çok iyi olurdu. Ya da o Katarlılara satmasaydı bütün fabrikalarımızı şu an durumumuz yine iyi olurdu. Sattığı için üretimimiz yok. Fabrikalarımız hepsi satıldı. Peşkeş çekildi. Tank fabrikası ya, bizim milli gururumuz. Aynen. Tank fabrikasını kalktı sattı.
bunların satması sonucunda bizim bu duruma düşmemiz zaten göz önünde. Bunu tahmin edemediler mi acaba? Ya tahmin edebildiler. Şu an zaten benim tahminimce kazanacak gücü kalmadığını düşünerek satmaya, işte kendi kasasını doldurmaya başladığı için, yani nereden ne koparabilirsem düşüncesine girdiği için bunları yapıyor. Peki nasıl düzeliriz? Nasıl düzeliriz? Parlamenter sisteme geri geçmemiz lazım. Siyasi tutsakları tekrardan özgürleştirmek için bırakmamız lazım. Adaleti, özellikle tek adam rejimini bitirmemiz lazım. Tek adam rejimi bitmediği sürece şu ülkede hiçbir şey düzelmez. Avrupa Birliği'ne girdiğimiz zaman her şey çok güzeldi. Ezan okuyor da. Her şey çok güzeldi. Bütün kurallara uyuyorduk. Siyasi tutsaklar oldu. Gazeteciler özgürlüğüne kavuşamadı. Hepsi engellendi. Bütün Avrupa Birliği'nin... Mola verelim, toparla. Evet. Bütün Avrupa Birliği'nin özelliklerini ya da söylediği kanunların hiçbirini tutamadı. Ve Avrupa Birliği de direkt yaptırım uyguladı. Amerika da aynı şekilde yaptırım uyguladı. Mola verelim, ezandan sonra tamam. Yine şey yapalım. Tamam. Ne düşünüyorsun? Ekonomi sence nasıl? Abi, ekonomiden memnun olma şansım %0,0. Neden? Şu yüzden. Daha biliyorsunuzdur, illaki duymuşsunuzdur. 2-3 gün önce elektriği kesildi diye Diyarbakır'da bir aile çocuğunu kaybetti. Soğuktan dolayı. Bu ailenin ekonomiden memnun olma olasılığı var mı? İmkansız. Ondan sonrasında açlıktan ölen Kübra bebeğin ailesinin ekonomiden memnun olma durumu var mı? %0. Şimdi bu bazı arkadaşlarımız diyor ki Kartepe'ye, Uludağ vesaire rezervasyonlar dolmuş. Dolacak. Dolması da gerekir zaten. Bu bir lüks değil. Bu bir şatafat değil ya da işte yapılan saraylar gibi gösterişli şeyler değil bunlar. Herkesin kendi hür iradesiyle eğlenme hakkı vardır. 5000 lira. Burada da geçinemeyen bir aile var. Şimdi o elektriği kesildi diye ailesinin çocuğunu kaybeden aileye bir soralım. Kartepe'ye mi Uludağ mı rezervasyon yaptırmış diye. Hangisi daha iyi? Değil mi? Ekonomiden memnun olma olasılığı mı? Sıfır. Ama bu Berat Bey ile başladı. Yani bu Berat Bey'den önce hiç yoktan bir şeyler yapabiliyorduk. Hani müdahale edebiliyorduk. Hiç yoktan bir kafeye gidip şey içebiliyorduk. Şimdi onu da lüks olarak sayıyorlar ya. Biz bunu yapabiliyorduk. Şimdi onu da yapamıyoruz. Artık sıfırdayız. Bunun böyle olacağını iktidar öngöremedi mi? Yani bunu bilinçli mi yaptı yoksa gerçekten başarısız, beceriksiz olduğu için mi böyle oluyor? Ya beceriksizliğin had safhasında var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yönetim yok. Farkında mısınız bilmiyorum. Çünkü halka açlıktan ölüyor. Kendileri şatafat içinde. Ya ben işte 1500 odalım artık, kaç odalı o sarayıma gidip rahat rahat uyuyamam. Onlar diyor ki ya diyor halk diyor bak kuru ekmekle karnını doyurur diyor mecliste konuşurken böyle söylüyorlar. Hülya Avşar da simit açıklaması yaptı, simit yeriz diye. Ondan sonra araba almış sanırsam. Doğru mudur yanlış mıdır bilemem. Halka halktan araba alması artık sıkı şey değil yani. Onlar rutinde alıyor. Aynen, halka halktan dinlemek gerekiyor. Sokaklara çıktılar mı? Ben bir tane milletvekili görmedim burada. Ben hemen sürekli buradayım. 7/24 iş yerim de burada. Ben hiçbir tane milletvekili görmedim. Seçim zamanı gelirler burada stand açarlar. Ondan sonra hiçbiri yok. Nerede? Halkın derdi nerede? Burada selamsız, az yukarısı selamsız. Ondan sonrası Toygar. Orada ölen bir ton insan var ya, açlıktan geberiyorlar. Neredesin sen? Sen madem benim yöneticimsin. Hani? Ben yöneticimi göremiyorum. Muhalefeti de, iktidarı da. Hiçbirini göremiyorum. Muhalefet yapmaya alışmış. İktidar iktidarlıkta durmaya alışmış. İkisi de ortak bir şekilde çalışıyorlar. Ben ne oluyorum? Tepişirken filler ezilir, çimen muhabbeti işte. Muhalefet sana güven vermiyor, doğru mu? Ya muhalefet güven veriyor. Yani muhalefetin içinde güven verenler var. Ama muhalefet vermiyor. Çünkü İYİ Partisi'dir, CHP'sidir, işte HDP'yi katmıyorum bile. Hani bunlar sistem partisi sonuç olarak. Ben sistem partisine güvenemem ki. Çünkü AK Parti bugün tamam güzel gitti, Cumhuriyet Halk Partisi geldi, 5 sene idare etti. 5 seneden sonra, bir seçimden sonra o da AK Parti gibi olacak. Değişen bir şey yok. Yenilik her zaman şarttır bana göre, bence. Muhalefetin içinde isimler var dedin. Var mı senin gönlündeki bir isim? Var. Ya Mansur Yavaş'a pek güvenemiyorum. Yani herkes Mansur Yavaş diyor ama ben pek güvenemiyorum kendisine. Yani daha doğrusu kanım ısınmadı diyeyim. Öyle açıklayayım. Ama İmamoğlu, Özgür Özel, işte başka şey, Faik Öztürk. Mesela bunlar bana güven veren isimler. Çünkü cidden çıkıp doğruyu söyleyebilen insanlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na bakıyorsunuz. Tamam, konuşmaları güzel.
Ama halka hitabeti yok. Yani halka nüfuz edemiyor diyeyim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu çıkarsa ben AK Parti'ye oy veririm diyenlerle dolu burası. Şimdi bu adam Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarsa zaten kaybettik. Geçmiş olsun. Kılıçdaroğlu AKP'den kopan kararsızların oyunu alabilir mi sence? İmkansız. İmkansız. Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin kurmasındaki amaç neydi? Tamamıyla buydu. Kılıçdaroğlu yapamadı, ben yapayım bari dedi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkürler.